Yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videoda size tombalığın hikayesini ve tombalığı hakkında bilmeniz gereken tüm detayları A'dan Z'ye anlatacağım ve devamında da Türkiye'de en çok tercih edilen 12 farklı tombalığı markasını, tombalığı çeşidini fiyat, performans, kalite ve diğer detaylarıyla inceleyeceğiz. İlk olarak tombalığı nedir? Bununla başlayalım. Tombalığı Orkinos familyasının Yellowfin ve Skipjack adlı iki türü arkadaşlar. Masamıza, sofralarımıza gelen Ton balıkları Atlantik Okyanusu'nda yakalanıyor. Orada yakalanır yakalanmaz soğuk hava depolarına atılıyor, orada şoklanarak sofralarımıza gelebilmesi için saklanıyor. Okyanuslarda yakalanan balıklar ülkemize geliyor. Burada tesislerde kılçıklarından, derilerinden ayrılarak fileto haline getiriliyor. Ondan sonra kutulanıp fırınlanıyor ve konservelerde, raflarda yerini alıyor. Ton balığı dediğimiz besinin ve programlarımızda beslenmemize sıklıkla yer verdiğimiz besinin hikayesi bu. Şimdi gelelim ben neden ton balığı tüketiyorum. İlk olarak bununla başlayayım. Ben üniversite yıllarımda bu spora ilk başladığımda pratik, çabuk tüketebileceğim, tüketmekte zorlanmayacağım bir besin alternatifi arıyordum. Ton balığı da benim için kurtarıcı oldu hikayelerimi takip edenler, Instagram hesabımı takip edenler görecektir. Ben antrenman öncesi kepekli makarna ve ton balığı tüketiyorum. Çok rahat bir şekilde tükettiğim için beslenmemde yer veriyorum. Bir diğer nedeni de eskiden ton balıkları en ekonomik alternatiflerden biriydi. O yüzden beslenmemde sıklıkla yer veriyordum. Artık maalesef ekonomik diyemiyorum. Hatta artık lüks sınıfına bile giriyor. Ton balığını benim tüketmeye başlamamın hikayesi bu şekilde. İlk olarak ton balığı deyince aklınıza gelen civa meselesi oluyor. Ben de bu konuya önem verdiğim için ve sizleri en iyi şekilde aydınlatmak istediğim için Dardanel yetkilileriyle konuyu konuştum, sordum, bu civa meselesini sordum. Onlardan aldığım yanıt da şu şekilde oldu. Tüm deniz ürünlerinde balığın türü, yaşı, avlandığı yer başta olmak üzere civa riski var. Daha doğrusu civa barındırıyor tüm deniz ürünleri ama Dardanel firması seçimlerini 1,5 ile 3 kilo aralığındaki balıklardan kimyasal atık kirlilik bulunmayan denizlerden biraz önce dediğim gibi Atlantik okyanusunda yakalıyor. Bu yüzden de geliyor gümrükte belli yasal sınırlar var civa ile ilgili. Hem gümrükte bunun kontrolü yapılıyor hem de zaten devamındaki süreçlerde yapılıyor. O yüzden civa riskinin bulunmadığını söylediler. Bu konu çok kişinin aklında soru işareti o yüzden ilk olarak bununla başlamak istedim. Şimdi de burada en çok tercih edilen işte Dardanel'in ekonomiğinden Vava proteinine, Migros'un ton balığına, işte Pınar'ın, diğer markaların hepsini buldum. Sizler için bunları aldım. Kutu kutu açacağız. İçeriğini inceleyeceğiz, proteinine, karbonhidratına, makrolarına bakacağız. Nasıl yapılmış? Farkları nelerdir? Çoğunun Fiyatı aynı, bazısının fiyatı birkaç kat daha pahalı. Neden pahalı bunlar? Sadece marka değeri mi? Farklı gözden kaçırılan noktalar mı var? Size bunları teker teker açıklayacağım ve eminim ki şaşıracağınız noktalar olacak. Çünkü bu video için bu araştırmayı yaparken benim de şaşırdığım noktalar oldu. 8-8,5 senedir düzenli olarak tombalı tüketmeme rağmen benim de bilmediğim noktalar varmış. Ben de bu araştırmayı yaparken hepsini öğrendim ve sizlerle paylaşacağım. Şimdi marka marka ürün ürün incelemeye geçiyoruz. Başlıyoruz. ilk sırada Migros ton balığı var. iri parçacıklı olarak satılıyor. Ayçiçek yağında bitkisel yağda saklanıyor. Dardanel'e ürettiriliyor. Fiyatı 9.95 bu ton balığında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta 10 gram karbonhidrat içermesi. Protein oranında maalesef düşük 7.9 ile sınırlı kalmış. İri parçacıkta denmesine rağmen kıvamı görüyorsunuz. Rengi de maalesef biraz koyu ikinci alternatifimiz. Dardanel'in zeytinyağlı alternatifi 29.90 gibi pahalı bir fiyatı var. Bunu bu alternatiflerin arasına koyma nedenim gerçek anlamda bütün parçalı bir ürünün nasıl gözüktüğünü sizlere aktarmak. Zeytinyağını zaten görüyorsunuz bütün parçacıklı. 23,5 gram protein içeriyor. Karbonhidratı yok. Yağı da 12 gram tüm ton balığı çeşitlerinde yağ ve tuz içeriği olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Üçüncü sırada Derya tombalığı var. Bim'in ürettiği bir ürün. Bim'in markası. İçeriğine bakacak olursak 24.8 gram proteini var. Gayet iyi. 0.8 gram karbonhidrat, 9.3 gram yağ var. Bu Bim'in markası olmasına rağmen Dardanel'in ürettiğine dair yazılar okudum. Zaten makrolara baktığımızda sıradaki alternatiflerle birebir aynı. Bu nedenle Dardanel'in ürettiği iddiası da güçleniyor. Dördüncü sırada Vava tombalığı balığı var. Yine iri parçacıklı A101'in ürünü yine Dardanel'e ürettiriliyor. Kıvamı gene görüyorsunuz kasede rengi biraz koyu. Bunun da nedeni kılçık ve diğer parçaların dahil olması bütün parça olduğunda hani balığın löpet diyeceğimiz kısmı yer alıyor. Bunların ben kalan bölgelerinden Yine ayıklanarak üretildiğini düşünüyorum. Biri 2 kere temizleniyorsa diğeri 5 kere temizleniyor. Burada gördüğünüz görüntü farkının da nedeni bu. Bakın tekrar gösteriyorum. Bütün parça. Bir de şöyle göstereyim. Aradaki farkı anlayabilirsiniz. Yani aynı tesiste üretilmesi, aynı üreticiden gelmesi, aynı kaliteye sahip olduklarını anlamına gelmemeli. Ekonomik tombalığıyla devam ediyoruz görüntüsü bu şekilde. Dardanel ekonominin, Vava'nın, Derya'nın makroları birebir aynı arkadaşlar. O yüzden Dardanel'in aynı tesislerde aynı şekilde ürettiğini düşünüyorum. Zaten görüntüleri de çok yakın. Fide var. Fide markası bizi şaşırttı. Ben daha önce yememiştim bunu. Videoyu çekerken gördüm. Besin değerleri gayet iyi. 22,5 gram proteini var. Karbonhidratı 0.7, yağı 10.8. Oraklar gıda tarafından üretiliyor bu. Dardanel'in ürünü değil. Ton balıklarının piyasadaki ton balıklarının %80'ini Dardanel üretiyor. Bu ürünün üreticisi farklı. Sırada Aro ton balığı var. Metro'nun ürünü şöyle gösteriyorum. Bunun maalesef besin değerleri biraz zayıf. 14.3 gram proteini var. Karbonhidratı 0.6. Yağı da 13 gram. Fiyatı yine Migros'la yakın. Migros'un, Deryato'nun, Vava'nın bunların fiyatları aynı sınıfa hitap ettikleri için, birbirlerine rakip oldukları için paralel şekilde ilerliyor. Eskiden 3 lira bandındaydı, 4 lira bandındaydı. Şu an maalesef 10 küsür liralara kadar çıktılar. Şimdi de nispeten premium diyebileceğimiz daha yüksek fiyata satılan alternatiflere geçtik. Superfresh ile başlayalım. 19.95 lira gibi bir fiyatı var. Superfresh kendi markasını kendi üretiyor. Proteini 20.2, karbonhidratı yok. Yağı 9.9. Şöyle de rengini kıvamını sizlere göstereyim. Buradan gösteriyoruz. Umarım anlaşılıyordur. Sırada Dardanel'in normal alternatifi var. Ayçiçek yağında, bitkisel yağda saklananı 28.90 lira gibi gene yüksek bir fiyatı var. Bunları almak istiyorsanız kampanyaları takip edin. Çünkü Migros'ta sanal markette veya diğer Getir gibi uygulamalarda birçok kampanya oluyor. %50'ye varan indirimler oluyor. Normal fiyatından almayın. Bir diğer alternatif Dardanel'in Light'ı. Onu da şöyle göstereyim. Light'ın farkı suda saklanması, yağ içeriği yok kıvamını da yine gördünüz. Bir diğer ürün Pınar'ın ürünü. Şöyle size gösteriyorum. 24.8 gram gibi iyi bir protein oranı var. Fiyatı 20.90 TL. Yüksek bir fiyat. İlk gösterdiğim alternatifler 10 lira civarındayken burada alternatifler 20-30 lira bandına çıkıyor bir anda. Sıradaki alternatifimiz Tat'ın ürünü. Onun da Rengi gayet güzel açık renkte ama kıvamı biraz önce de dediğim gibi böyle sürülebilecek bir kıvamda. Bu da çok güven vermiyor. Kalan parçalardan karıştırılmış izlenimi yaratıyor. 10.8 gram da yağ var. En sonunda yine Dardanel'in zeytinyağlısını gösteriyorum. Premiumlar içerisinde yer veriyorum bunu da. En pahalı alternatif liste içindeki. Türkiye'de en çok tercih edilen 12 farklı markayı fiyatlarına, içeriklerine, görüntülerine ve kalitelerine göre sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizlere fikir verebilmişimdir. Burada besin içeriğini inceledikten sonra mutlaka deneyip damak tadınıza uyup uymadığını görmeniz gerekiyor. Bana kötü gelen size iyi geliyor olabilir. Burada tamamen devreye damak tadınız ve tercihleriniz giriyor. Ben size bulabildiğim tüm alternatifleri göstermeye çalıştım. Fiyatları da yine güncel fiyatlar üzerinden belirttim. Biraz önce de dediğim gibi bu ürünleri kampanyalarda takip ederseniz çok daha uygun fiyatlara alabilirsiniz. Örneğin Dardanel 29.90'dan 22'lere veya diğerleri 15'lerden 12'lere, 11'lere düşüyor. Bu indirimleri takip edin. Ekonomik olarak protein kaynaklarınızı doldurmaya çalışın. Pratik bir alternatif. Ben hala tüketmeye devam ediyorum. Hani bu şekilde de devam edeceğim gibi gözüküyor. Video ile ilgili sorunuz varsa, öğrenmek istediğiniz başka bilgiler varsa yorum altında, yorum şeklinde videonun altında iletebilirsiniz. Gelecek videolarım için, paylaşımlarım için kanalımı abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Artık haftada en azından bir video sizlerle paylaşıyor olacağım. Merak ettikleriniz konularınıza, merak ettiğiniz konularda yine bana iletebilirsiniz. Görüşmek üzere. Güçlü kalın.